Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 verdi biz 16.5 aldık. Ben öyle bir öyle şey demedim. demediniz mi? Öyle şey demedim. Oraya geleceğim. Ben demedim. Ee, şunu söyleyeyim zaten bu olayın çıkmasının e, sebebi o. Çünkü bu İkardi hadisesinde de oldu. orayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu to, memlekette bu işlerden bahsettiğinde fasafiso diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek. Yani bu bu iş e, dediğim gibi biz sonraki şeyde konuşuruz ama ne amacımın ne ne olduğunu. Şimdi biz ben ee, hiçbir rakip takım transferine teklif şeyi vermedim. Normal iş hayatımda da yapmam. Yani biz bu ikaret transferinde de oldu. Bir sürü transferde de oldu. Hatta ismimizin geç, yani gerçekten ilgilenmiyoruz ama basında çıkmış transferlere menajer yolu şey yapılıyor. İkaret transferinde de Fenerbahçe devreye girdi. Okey girebilir ama giriyorsa girdim der. Yani e, burada da aynı şekilde oldu ve sonucunda da biz aldık ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum çünkü artık yani Zanyolo'nun sakatlığı mı kalmadı Zanyolo zaten eskimiş adam mı kalmadı İşte ya Ali Bey'in yoğurt işi farklı böyle adamları istemiyor almıyor mu kalmadı şu mu kalmadı her şey şey yapıldı şimdi ben de bunların İkardi için de öyle ya, belgeleri var ne teklif edildiği onlar da burada onları da size göstereceğim yani telefon şeyleriyle fotoğraflarıyla Hepsinin ya şimdi biz edep öyle bir şeydir ya efendilikten bunları şey yapmıyoruz, çıkarmıyoruz. E bari ses etmeyin yani. Bari ya bir ba başarı varsa, yani niye bunu kaşıyıp şey yapıyorsunuz? Sonra o haberler, bu haberlerin de nasıl çıkartıldığını biliyorum. Yani işte futbolda aynı zamanda menajerlerle ilişkisi olan insanlar bunu çıkartıp bir de başkalarını arayıp bunu yayın diye şey yapılıyor. Ya bir, bir maç kaybediyoruz, şimdi bu nasıl tesadüf olabilir? Bir maç kaybediyoruz şey şu işte e, Mata ile Icardi birbirine girdi Okan Hoca gitti ayırmaya çalıştı olmadı Erden Timur geldi şey yaptı sonra Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi şöyle oldu yok otelde işte şeyler oyuncular içki içler yok bardak atlar yok Abdülkerim gece geç geldi yok öyle oldu böyle oldu daha bilmiyorum ya iki günde bu kadar ya bugüne kadar Fenerbahçe'de puan kaydetti hepsi yalan Peki, yüzde yet, bir milyon iletişim yalan. tam olarak bu yüzden yok mu bunları yalanlayın resmi kanalda şöyle de. söyleyeyim zaten hani önemli şey yaptığınızda zaten hepsini yani şey olarak yalanlıyoruz da bugün buraya çıkmaktaki bir gayem de bu siz ön, yani bana Murat'ın söyledi belli bir zamandır e, beni çağırıyordunuz bugün tabi. şey amacım da bu zaten yani bunların çünkü yalanladığınızda da yine insanlar Sizle bu... de depremden önce yapacaktık programı araya Hı. deprem girdi Hı. E, Dolayısıyla yapmadık programı. Evet. Ee, uzun süredir konuşuyoruz sizi evet. buraya çıkarmak için. Bun, o yüzden de yani bunu bir belgeyle yalanladığınızda insanlar inanmıyor ki. Ya birbirine karşı güven şey yapamıyor ama hepsi bi bize yani otelle ilgili şey çıkarttığında araştırdık bile. Ya bakın şey orada ka kamera kayıtları orada herkes gitsin baksın adisyonlara bile baktık. Çünkü bu şöyle bir şey disiplin vakası olacağı için ya hiç tahmin etmediğimiz bir şey ama biz Ulan yoktur böyle bir şey diyemeyiz sonuçta. Bakıp şey yapmamız lazım. Dolayısıyla bunların hepsinin üst üste oluyor olması yani bilinçli zamanda bu her yerdeyiz diye dediğim şey bu yani her koşulda yani şampiyon olmak için bu, bu yolların hepsi mübah müba değil. Bakın ben bugün sadece başka karşı tarafın yaptığının aslında iftirayla yapılanın böyle olmaması gerektiğini Fenerbahçe'den anlatıyor. başlıyorsunuz değil ya mi? Ki, bakın bunu muhtemelen diye yani elim em, emin olsam böyle bir şey de, derim ama hani emin değilim ama ya nasıl programlı bir şekilde yapılıyor? Fenerbahçe'nin ya hani kurumsal olarak dahil oldu veya olmadı da böyle bir grup kendi kendine bunu yapıyor. Bunu sosyal hani, medyada. Evet. Yani burada yüzde emin olmadan şey hak yemek şey yapmak istemiyorum. Ama yüzde seksen eminsiniz gibi. Yüzde olasılık olarak böyle olma ihtimali yüksek şey yapıyor. Bu yazışmalar nedir herhalde? için onu şey yapacağım. Şimdi ben de son 10 gündür bunu yapılanlar üzerine diyorum ki ya kardeşim ben de bu, bu işlerin belgeleri var. Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğinin, Zanyola'yı teklif edip alamadığını, şunun bunun ya konuşmuyoruz biz neredeyse bir buçuk aydır konuşmuyoruz veya zamanda Icardi'nin ki vardı konuşmadık. Kimseye de şey yapmadık. Kimseye servis de etmedik. Kimseye de konuşturmadık böyle bir şeyi. Benim dışımda kimse bunu bilmez. Bilen adama da hiçbir şekilde bunlar çıkarsa senden çıkar. Hiçbir şeye konuşmayacaksın diye tembih ediyoruz. Siz başka bir insanı Niye şey zor durumda bırakasınız yani bu kadar şey düşünüyoruz ya insan biraz bu konuda bir şey gösterir yani us gösterir bir akıl gösterir ve der ki ya yapmayayım bunları konuştuk bundan sonra bunun önüne almak için Galatasaray aslında şu kadar milyon dolara aldı diye şey yaptılar hı hı. ben size göstereyim şimdi oyuncu ya teklifi bu logolu Fenerbahçe'nin siz görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorum. Bu şeyi bakabilir miyim? Ha, yok ben sizi okuyacağım zaten. Hı, Bu evet. da kulübe teklifi. Şimdi bizden çok daha fazla para verdi. Hı. Fenerbahçe'den de biz başka bir oyuncu. Oyuncuyu biz ikna etmiştik zaten. Hı. Oyuncu Galatasaray'da oynamak istedi. Bu şey olarak olur. Biz 15 milyon onu da gösterdim. Tekrar göstereyim. Bunların hepsini de yani öyle isterinizse şöyle söyleyeyim noter huzurunda <laughs> hepsini de paylaşırım. Yani çünkü buna da, çünkü o kadar çiğ bir şey var ki maalesef tavır. Bunu da şey yapmaya çalışacaklar. İşte yapılamıyor. Hayır noter huzurunda şey yapılsın hepsini ben gösteririm. Bu yazıyor ya şurada. Pardon. Size yazıyor bakın. 15 milyon euro değil mi? Evet. Bunlar da taksitleri. 15 evet. milyon Evet. 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 5 milyon taksit. Şimdi Fenerbahçe'nin teklifi bir de daha demin bonusları da söyledim. 16 bin euro net. Excluding solidarity. Biz de öyle. Solidarity dediğimiz %5'i alan kulüp şey ödüyor. Bu da 5 yıllık şey olmuş. 16 milyon euro net. 5 milyon euro net de bonuslar. Bonusları söylüyorum. 2 milyon euro oyuncu ilk 11'de 15 maça çıkarsa 250 bin alıyor. 4,5 yıl boyunca. Aradaki fark ne kadar yani? 25 maça çıkarsa bir 250 daha. 35 .000. yani 4,5 yılda her 15 maçta bir pardon önce 15 sonra her 10 maçta bir 250 bin euro bonus alıyor. Yani 2 milyon euro garanti bonus. Adam ancak 4,5 yılın 3 yılı sakat olursa alamaz bu bonusu imkansız. Her 10 e, golde de 300 bin euro alıyor. 4,5 yılda 40 gol atarsa 1,200 alıyor. Eğer grup şeye geçerse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyon alıyor. Fenerbahçe UEFA'da son 16'ya kalırsa 500 bin euro alıyor. Fenerbahçe Süper Ligi şampiyon olursa ve Ne kadar ya? Fenerbahçe teklifi ne kadar zannediyorlar? Toplam bu 2, 3, 4, 200, 800 daha 5. 21 milyon. Bonus, Bizde 10, o bonuslarla. Bu bonuslarla ve bunların %100'ü garanti. Bonuslar hariç ne kadar? Bonuslar hariç. 16 ama bakın bonustan bonusa. Ben daha demin ki bonusunu. Şimdi Fenerbahçe 4,5 yılda bir defa Şampiyonlar Ligi'nde Grup stajına kalabilir değil mi gruplara 1 milyon euro Bu teklif Zaniolo'nun menajerine iletilmiş teklif. Evet, bunlar kulübe iletilmiş teklif. Peki bunu ama... size niye gönderiyorlar? Ben yani onu şey yapamam. Biz çünkü bizden sürekli fiyat yükseltmemizi ve şey yapmamızı istedikleri için böyle bir şey. Biraz değil önce bu. etik dediğiniz için soruyorum. Bu etik bir şey değil ama değil şu, mi? Yok şu Yani an, ay, şu teklifini Galatasaray'a niye götürüyorsun? Aa, şunun için. Şimdi o insanların şeyi de bu benim bunu Ricardo'da de aynı şey vardı. Benim bunları hiçbir zaman bakın bu normalde bu kadar Zanyolo ile ilgili 80 tane şey yapılırken ben bunu söyleyebilirdim değil mi? Artık son olaylardan sonra da canımıza tak ettiği yalancı için duruma yalancı duruma düştüğümüz için açıklama göre şey yapıyoruz. Yani biz şunu hiçbir konuda gündeme getirmiyoruz. Hiçbir kimseye vermiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar benim başından beri var. Peki Bahçe, da söyleyeyim. Pe bakın size elime yani elimde olduğu zaman da tarihi de göstereyim ki şey diye düşünülmesin. Bulacağım. Bakın şu görüntü tarihi ne zamanmış? 7 Şubat Salı. Hı hı. Zaten 6 Şubat'ta şey yaptık. Görüşmeler yaptıkları. Hem işte kurulan gruplar daha o tarihten beri var. Şimdi biz şimdi normalde bunu şöyle yapar. Başka kulüplerde bu olsa bak biz aldık. Onu da sızdırırlar. Onlar şu kadar almasına rağmen biz aldık derler. Şimdi biz öyle bir şey yapmıyoruz sürekli oyuncu yıpratılıp yok zaten Fenerbahçe istemedi. Yani şu, şunlar çıktı biz ona rağmen yapmadık. Roma başkanı aradı sen bunu al dedi Ali Koç'a ilk şans ver Ali Koç istemedi bunlar diye. Hani bunu şunun için söylüyorum. Yani biz onlar öyle şeyler söylenmesine yani Fenerbahçe'nin istemediği şey oyuncu Galatasaray aldı durumuna getiriyor olmalarına rağmen bunları çıkarmadık. Onların üzerinden de 10-15 gün geçti. Ama yani lütfen edebe edeple yaklaşılsın. Fenerbahçe'yle yöneticilerle kendi Hı. aralarındaki konuşmaları da mı size gönderdiler? bilemem onları onlara. Yani ben sadece bunları söylemiş olayım. Yani. Ee, son tahlilde 15 milyon euro artı biraz önce saydığınız Hı. 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 bonuslar evet. Zaniolo. Yani şöyle düşünelim. Çok merak Fenerbahçe şey... 21 milyon euro bonusu Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarıyla bakarsanız 15 yani 2 milyon da gerçekleşebilir bonus olsa 17 olmuş olsun. Yani Dolayısıyla bu illa biz daha ucuz aldık öyle bir şey demek istemiyorum. Sadece şunlar çıkıyor işte 30 verdi Galatasaray şu 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 oyuncuya verilen parada 1 milyon lira, euro aramızda fark var. Yani neredeyse 800 bin 850 bin euro tam şey onun da görüntüsü vardı gösterdim yani burada. Neyse şu bu e, dolayısıyla bu şundan dolayı değil biz, biz daha iyi yapıyoruz daha kötü bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Sadece Yeter artık demek için söylüyorum hakikaten yeter artık yani bunu düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz ya biz söylemiyoruz başkasının bakın %100 başkalarının elinde olsa şimdiye kadar tüm hepsini de çıkartmışlardı hiç bizim gibi böyle bir buçuk ay bekle şu bu en son artık oyuncu 30'a alındı Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin toplam transferlerinden çok daha şöyle şu bu falan böyle yani hepimizin herkesin bir camiası var yani. Cem abinin sorusunu size sormaya evet. şu Cem Davran'ın iyi de çok Hı -hı. iyi de Galatasaray'dır Cem abi bilirsiniz. Hı -hı. E diyor ki yeni merkez hakem komitesi başkanı atamasını ve ile ilgili başkanın yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nin Galatasaray'ın çıkışını dengelemeye çalıştığını düşünüyor musunuz? Demiş Cem Davran. Yayından önce ben rica ettim ve sorusunu gönderdi. Size de çok selamlar. Yani düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ee, bunu içerideki yine bur şeyin diyeyim. Kliğin çeşitli şeylerle yaptığını düşünüyorum. Federasyon içinde clean. Federasyonun içindeki clean. Federasyon içindeki MHK başkanının basına e, basına müdahalesiyle ilgili konuda zaten kulübümüz de görüşü bildirdi. Bilakis e, o görüşteyim. Çünkü denetlenen makamlar. Ben size neden bana şöyle soru sorsanız diye bir şey diye demiyorum veya yani istediğiniz soruyu lütfen sorun diyorum herhangi bir şekilde. Çünkü siz benim denetleme makamısınız. Basın insanları denetler. Kamuoyu adına denetim yapar. Değil mi? Bu bunun herhangi bir şekilde bir burada tabii ki hakim şey durumu yoktur ama merak bir hakim konusu var. Hukukta hakim yani sanıkla tanıkla konuyla ilgili kişilerle mahkeme dışında bir irtibatının, görüşmesinin veya bir iletişimin olduğu saptandığında hakimin reddi sebebidir. Dolayısıyla siz ne amaçla olursa olsun ee, konuşamazsınız. Şimdi bunun federasyon ya iyi niyetle işte eski çalışma arkadaşlarıyla konuşuyor. Özür dilerim. Diyor. Yağız şimdi mesaj Hı. atmış. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Sayın Erden Timur ben dinlediklerimi ve duyduklarımı yazdım. Hı. Candaş Tolga Işık da aynı şeyleri duyduğunu söyledi. Yanlış duyduğumuzu söylediniz. Bu yüzden hata yaptıysam şahsınızdan özür dilerim diyor. Böyle de tweet attığında Yok, söylüyor. Bu, bu ee, şunun için yani konuşu zaten 30 milyona alındı denilen şeyin aslında 30 milyona alınmadığını zaten yarım saat anlatıp o yarım saatten sonra kendisini şahsına değil herhangi bir şey için onu söylüyorum o denk geldiği için 30 milyona alınmadığını anlattıktan sonra 30 milyona alındı demek o, o, şey olmaz yani bunun şimdi emelkesi... bu MHK başkanı ile ilgili bu tabi yayıncı kuruluşa yani müdahil olma o özet görüntüler içerisinde normalde olmayan görüntüyü sokma işi falan olacak iş değil kesinlikle yani o öyle bir görüntü varsa kamuoyuyla bunları tabii ki paylaşın açık açık herkes bilsin ne olduğunu ama evet. hani hiç kimsenin haberi olmadan özet görüntüye onu koymak Telefonu açmak, yorumcularla konuşmak falan bunlar çok garip şeyler. Siz e, Sayın MHK Başkanı ile hiçbir temasa geçtiniz mi? Konuştunuz Hı. mu? Hı. Bir açıklaması var ama ben Hı. iletişimden yanayım diyor Sayın Başkan. Hı. Şimdi çok tabii ben de size soru sorma durumundayım. Hı. Yorum yapmak istemiyorum ama bu, bu iletişim tarzı çok normal bir iletişim Hı. tarzı değil. Hı. Hı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda sizin şahsi olarak size şahsi Hı. olarak derken hani kulübe kurumsal olarak özür dilerim. Hı. Bir açıklama bununla ilgili bir bilgi verildi mi? Şimdi federasyonla biz bu konuyu şey yaptık, ilettik bir kere. Ya ben şahsen işledim. size bir şey söyleyeyim. Ben artık bundan sonra futbol maçı seyrederken Hı. hangi görüntülerin yayınlanıp yayınlanmadığı ile ilgili endişe duymaya başladım. Biz başından beri endişe duyuyoruz. Bununla ilgili e, sayfalarca yani yüzün üzerinde, sonradan tabii her her hafta şey yapıyor, yapıyor. Beyine gidip e, anlattık, rapor sunduk hangi pozisyonların hangi açıyla verildiği, hangi pozisyonun bizim pozisyonumuzun hangi dakika ve saniyede olduğu, tekrarının hangi dakika saniyede olduğu. Genelde böyle biraz şey olan pozisyonlarda 5 dakika var arada, bazılarında 9 dakika olan var. Biliyorsunuz işte. Bazı yerlerde kameranın görüntüsü yok. Yani Emrah Akbaba'nın pozisyonunu anlattık. Ceza sahasının içerisinde de ayakkabısı çıkıyor. Kamera görüntü yok ve top ayağındayken oluyor. Tüm statların kamera sistemlerini, kamera haritalarını çıkarttırdım. Şimdi mesele şu, hiç kimseyi tahminle suçlayamazsınız. Herkesin hakkı var, kimsenin hakkını insan yiyemez. Ne yaparsın, dersine çalışırsın. Dersin ki, çünkü orada bilerek yapılıyor. Hepimiz de ön ya. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi. Ya dersine çalışırsın, bakarsın. Şimdi kamera sistemini sonra yayın e, bir Sports'un yayıncı kuruluşun e, yayıncılık ilkeleri ve yayın sistemine şey yaptık ve. Temelde şu e, mesela 16 kamera var bir şeyi gösteren o bizim saha için söylüyorum ceza sahasına en fazla kamera yöneliyor aynı anda 8 kamera ve topu takip etmek zorundalar. Topu takip ederken e, Emrah Baba'nın ayağına basılıyor yani penaltı ayakkabısı çıkıyor ve şey yok. Şimdi bunu biz anlatmıyoruz ya ayakkabısı çıkmış da olabilir yani şöyle söyleyeyim yani. Mümkün mü bir bağlı bir kramponun bir şey olmadan hani çıkması önüne bastığınız çıkmaz bile. Arkasına ba basmanız lazım olarak. Şimdi biz bunların gibi ha, e, ve istatistikleri çıkardık. Yani Galatasaray'ın lehine kaç açı var aleyhine kaç açı var. Diğer rakiplerimizin yani dört büyük nezdinde şey yaptık. Kaç açı var. Böyle bir uçurum vardı. 10. haftaki bizim basın toplantısında biz bunu biraz dile getirmiştik. 10. haftaki basın toplantısından sonra böyle uçurum gitgide şey azalıyor. Hatta şunu dedim ya dedim bari Yapmışken doğru yapsaydınız birkaç hafta daha yapsaydınız da hani Konukla yakalanmasaydınız yani ondan sonra Bir Şunu anlattım aynı kuruluştan istatistik alıyoruz Opta'dan Yani e, Opta'ya göre şimdi bizim aleyhe açılarımız ve aleyhe pozisyonlarımız açık ara fazla Baktığınızda yani, bu Yani Galatasaray lehine olan demiyorum rakibin lehine olan A Açılar Dolayısıyla Galatasaray'ın aleyhine olan Yani en fazla ceza sahasında topla buluşan takımız en fazla şut atan takımız en fazla kilit pas atan takımız en fazla gol beklentisi olan takımız yani bu insanlar şu demektir bu matematiksel olarak gol atmaya çalışırken bir de beraberinde yumruk atmaya çalışıyorlar demek ki bunu veya pas atarken yumruk atıyorlar şimdi bunlar olmayacak biz zaten buna inanıyoruz bizim şikayet ettiğimiz konu bu ama insanlar şöyle düşünüyor ya Galatasaray kendisiyle ilgili ya biz kendimizle ilgili pozisyon önemse de 85. dakikadaki kırmızı kartı bir tane açıklama yapardık veya birisi yazardı. Yani uzatma dakikaları için rakiplerimiz açıklama yaz, yaz, yap, yaparken biz 85 dakikada kırmızı kart için mi yapmayacağız ki pozisyon kurala göre çok yani açık net. Yani kuralda dokunsa da dokunmasa da diye yazıyor. Şimdi ne olursa olsun %100 haklı bile olsa bir kurumun başkanı basınla böyle bir irtibat kuramaz bize göre. ha Sonradan yayınlayabilir bunları. Sonradan şey yapabilir. Resmi olarak yazı göstere, gönderebilir. Bunların hepsini yapabilir. Yanlış yapıyor olduğunu uyarır bir pozisyonun görüntüsünü eksik göstermek kesinlikle yanlıştır. Hani ama biz hangi pozisyonu gösterip göstermediğini bilmiyoruz. Biz hangi pozisyon var ya var, onu bilmiyoruz, bilmiyoruz artık. Aynen öyle. öyle. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani elde kamuoyundaki tartışmaları, soru işaretlerini giderecek bir görüntü var. O görüntünün varlığını yokluğunu bilmiyoruz biz. Ve bu görüntünün varlığı sonradan ortaya çıkabiliyor. Şöyle söyleyeyim, soru işaretini gidermeyecek bile olsa soru iş yani çünkü pozisyonun kart kararını kırmızı kart olması gerektiğini değiştirmiyor o pozisyon. Ama hiç fark etmez neyi değiştirdiği. Ama tamam da çok çok bariz bir çok görüntü net var. net bir yani. İşte o yüzden diyorum yani biz bun, yani biz de bundan şikayetçiyiz diye bugün ortaya çıkmıyoruz. Biz o, o 12. haftada da gittik hala her hafta rapor çıkartıyoruz ve onlara bunları şey anlatıyoruz. Biz başından beri bundan şikayetçiyiz. Ama bu tabii yani bu iş yeni de değil biliyorsunuz. Evet. Yani geçen sene Fenerbahçe'de yayıncı kuruluştan çok şikayetçiydi ve onlar da çok haklıydılar. Evet. Bu sene herkes çok şikayetçi. Onlar da haklı. Yayıncı kuruluştan diyorum. Hakemlerden ve yayıncı kuruluştan. Şimdi bu sene de herkes çok haklı. Şuna kim ne söyleyebilir ki? Ama son talihde sorun, sorununda da çözülmüyor yani. Şu Yani şunu mesela niye yapmıyoruz ben onu anlamıyorum. Ya yani Üç büyük takımın, işte üç büyük takımda da uluslararası hakemce şey yapsın. Bir hakem triyosu. Senenin başından beri bağımsız olarak baksın ya ne, Siz, ne olur yani. Bunu savunuyorsunuz. Biz, bu, ya değil biz bunu mi? diyoruz kesinlikle savunuyoruz. Yabancı hakem. Ya yok tekrardan pozisyonların yabancı hakem konusuna da gelip mevcut yaşanmış tüm pozisyonların bu ligin başından bugüne kadar veya lig bitince hepsini yapılsın. Kime ne fark etmiş, ne fark etmemiş. Ama lig bittikten Herkes, sonra geçmiş olsun Erdem. Şunun mi? için söylüyorum. Bakın bugün de yapılsın. Şimdi bir şeylerin geçmiş olsun yok. Bir dahaki sene yine lig var. Bugün yine yapılsın. Bugün ne istiyorsa yabancı hakemleme olsun şu olsun biz en fazla zarar gördüğümüzü biz yani biz onu düşünüyoruz. Anladın mı? Yani çıkarttığımız yabancı Yabancı hakem meselesi ne diyorsunuz? Biz onu söyledik zaten. Yani yabancı var olsun, yabancı hakem olsun, belli Türk hakem sayısı olsun, belli yabancı hakem sayısı olsun. Onlar eğitimleri çalışsın, belli bir geçiş süreci koyulsun. O geçiş sürecinden sonra tamamı yine Türk hakem olsun. Yani ama farklı bir yöntem sürekli deliliğin tanımı ya, aynı şeyi deneyip deneyip farklı sonuç beklemek, farklı yöntemler denemek gerekiyor.